Merhaba, ben İç Mimar Nagihan. İç Mimar Sistas kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber minik sukulentlerimize aranjman yapacağız. Hadi başlayalım. Burada benim ilk yaptığım aranjman var. Bu ekiveryam hemen hemen şu boylardaydı. Bunu görüyor musunuz Neslihan? Evet, görüyoruz. Daha sonra yapı çekim alacağım zaten. Tamam. Bu boylardaydı. Şimdi aynı şekilde minik bebekleri de kullanarak küçük aranjman saksısına aranjman yapacağız. Önce topraklarımızı karıştıracağız. Toprak alalım. Bu kaktüs toprağı olarak geçiyor. Bu karışımın içinde torf, dere kumu, kırmızı pomza, vermikülit ve perlitten oluşan bir karışım. Ben bunun içine ekstra perlit ve vermikülit de ilave edeceğim. Göz kararı vermikülit koyuyorum. Yine aynı şekilde birazcık da perlit. Aa, kaşığım içinde kaldı. Karıştırma kaşığım. Heyecandan. Elini karıştır. Ay, orada içinde. İçinde kaldı. Başka bir yerde kaldı. Hayır. Bu şekilde karışımı karıştırıyorum. Biliyorsunuz sukulent toprağının geçirgen olması gerekiyor. Bu nedenle bu toprağın içinde hazır olan dere kumları avantaj sağlıyor bize bitki yetiştirmek açısından. Onun için böyle bir niyetiniz varsa bu tarz bir toprak kullanmanızı öneririm. Toprağımızı hazırladık. Şimdi kapağımızı şöyle koyalım. Aranjman saksısına geldiğimde, aranjman saksısının delikleri açık. Buna mutlaka dikkat edin her zaman. Kullanacağınız saksının geçirgenlik bu bitkiler için çok çok önemli. Delik olmasına dikkat edin. Değilse mutlaka delin. Zemin için pomza taşı. Evet, toprağımızı aktarabiliriz. Tamam. Bir miktar daha toprak hazırlayacağım. Şu seviyelerde olmasını istiyorum toprağın. Sukulentlerle uğraşacaksanız eğer bu şekilde bir çubuk yardımıyla dikimlerde yararlanabilirsiniz. Şimdi en öne tabii ki güzel ekiveryaları koyalım. Hiçbir zaman sukulentin satın aldığım toprağını kullanmam. Çünkü biliyorsunuz üreticiler genellikle ucuz toprak kullanıyorlar. Sessiz olun. Mutlaka kendi toprağınızı kullanın. Tam bebek vermiş. Sukulent aranjmanı yaparken benim dikkat ettiğim tek şey sukulentlerin cinsleri ve boyları. Buna göre ben kompozisyonu hazırlamaya çalışıyorum. Şu arkadaşı almak istiyorum. Bu benim yeni yaptığım minnak bir aranjman. Gerçi bu yerini sevmişti ama arkadaşlarıyla mutlu olur belki. Bu benim kendi kumum olduğu için, kendi karışımım olduğu için çok da şey yapmaya gerek yok. Bu sukulentimin bebekleri çıktı. Ayırmamıştım uzun zamandır. Bebekler artık köklenmeye de başlamış. Şimdi şu bebeği alacağım. Bakın görüyor musunuz? Minik minik. Şöyle elimle göstereyim. Köklenmiş. Normalde bunu 2 gün dışarıda bekletip yapabilirsiniz. Ama bu zaten kendinden köklendiği için ben bunu yapraklarını da saklayacağım. Ve burada değerlendireceğim.
şimdi sedum tarzında bunu kullanacağım. Bu bitki kendi kendine kökleri burada olduğu için şimdi birkaç tane kökü çıkmış olan bir yerden şöyle bir parça. Hali hazırda zaten köklü olduğu için şöyle etrafından geçsin istiyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hali hazırda kendi kökleri olduğu için bu zamanla buradan, çünkü bunu da diğerini de aynı şekilde üretmiştim. Zamanla şöyle dantel gibi işlenecek. Şuradan tatlı bir şekilde sarkacak. Bu sukulentten dal alarak ürettiğim bitki bu da. Bunu da aynı şekilde yeni aranjmanımda kullanmayı düşünüyorum. Şöyle hemen yerleşimini yapabiliriz. Şunu alayım ki buradan da yine yavrular çıkabilsin. Ben bu sukulentleri internetten aldım. Sorunsuz bir şekilde geldi. Yalnız tek dezavantajı, ürünü siz seçmiyorsunuz. Ne çıkarsa bahtınıza tarzında bir şey oluyor. O nedenle aklınızda olsun. Benim köklendirdim. Aynı şekilde şöyle şuraya bir de bunu ilave edelim bakalım. Ya bunu şöyle dikeyim çünkü bu bayağı bir boyatıyor. En arkadan da görünebilecek bir arkadaş. Şöyle. Evet, zaten bunları taşlarla da sabitleyeceğiz. Bunlar benim ürettiğim sukulentlerden. Şöyle yanlarından alalım. Bunların renkleri çok güzel. Güneşte hafif pembeleşiyor. Şuradan şu yaprakları çıkartalım. Şimdi bunların uçlarını ben şöyle birleştireyim de. Şöyle. Küçük bunu ayrıldıkça. Şöyle. Şöyle bir minnoşluk olsun. Tamam mı? Şöyle en derine. Şunu unutmuşum burada. Bu da şöyle bir girsin şuraya. Ben buradaki sedumları genişletme kararı aldım. Şimdi bu arkadaşı bir tık şöyle kaydıracağım. Şöyle kayacak bakalım. Ondan sonra şuradan bakacağım köklen. Burada bir tane köklü arkadaş var. Görüyor musunuz? Köklenmiş. Şu küçük atayım. Şuradan da kök çıkarmış. Güzel. Bir bu olsun şöyle. Bunun rengi gerçekten çok güzel. Tatlı bir yeşil. Canlı canlı. Evet. Hemen dikmeye hazır. Şu bölümü biraz daha güçlendirmeyi düşünüyorum. Yine şuradan bir tane keseceğim ben. Şöyle köklerini görüyor musunuz? Daha çok kök vermesi için şuradaki parçaları atıyorum. Şimdi hop şöyle diktim. Şöyle olsun, tamam.
Ve bu arsız bir bitki olduğu için çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu ortalama birkaç ayda bu hale geldi. Bu da kısa bir süre içerisinde bütün her yeri sarıp böyle dantel gibi aşağı doğru inen güzel bir bitki olacak. Şunu da minik minik bir ekleyeyim. Bunu da nereye koyalım Neslihan? Şöyle şurada dursun. Şimdi etrafına taşlar ekleyeceğim. Pomza taşı kullanıyorum ben. Pomza taşının en önemli özelliği izolasyon özelliği biliyorsunuz. Bu nedenle sukulentler için önemli bir taş. Zeminde de onu kullandım biliyorsunuz. Bitkilerin toprağa değmesini engelliyorum yapraklarının. Böylelikle çürümesinin bir tık önüne geçmiş olabiliyoruz. Dekoratif de bir görüntü veriyor. Evet. Temiz bir görüntü. Şimdi bütün toprağın üstü yandaki gibi dekoratif olacak. Aşağı sarkmasını istiyorum. Eğer bunu kaldırmazsam bu içeriden yürüyecek. Bunun için şöyle bir yoluna engel. Evet. Böylelikle aşağı düşmesini sağlayacağım. Burada bir yavrum var ama sonra onu çıkartırım. Bunun için de aynı şey söz konusu. Şöyle. Aradan bir hafta geçti. Yalnız bu minik sukulentlerim ne yazık ki tutmadı. Her zaman al koy tekniği işe yaramayabiliyor özellikle yaz günlerinde. Onun için iki sukulent daha ilave edeceğim. Hem biraz daha gür olsun diye hem de kendini göstersin istedim. Bunları eklemekten vazgeçtim. Şu 3 bölümde tutanlar var sadece. Onun dışında şu iki arkadaşı buraya ekleyeceğim. Ve aranjmanı bir hafta sonra tamamlamış olacağım. Bu 3 tanesini çıkartıp bunları da adapte ederek tekrar aranjmanımızı yapacağım. Bu ölen arkadaşları da göndereceğiz. Çıkartıyorum bunu. Çok uzunmuş. Minnacık bir şey oldu bu da. Aa, bunun bebişi de varmış. Çok güzel seçmişim vallahi. Ondan önce şimdi şunu bir atayım ben. Buna gerek yok. Biraz sıkışık olduğu için toprak alarak çalışmak istedim. Şunu da çıkartayım hazır olsun. Ben hata ettim. Bu aranjmanı yaptıktan 2 gün sonra çok sıcak gördü. Güneşte de gördüğü için su ekledim. Onun için tutmayanlar oldu. Su eklemeseydim herhalde tutabilirdi onlar. Ama çok susuz kaldığını hissettim. Onu vermemek gerekiyormuş herhalde suyu. Thank you.
Güneşe kaldık. Şu an sanırım saat 12 civarı. Güneş tepemizde. Oluşan gölgeler için özür dileriz. Bu videoyu çok erteledik. Bu hafta da çekmeseydik olmazdı. Değil mi Nesli? Evet. Bazı bölümler karanlık çıkabilir, kusura bakmayın. Evet. Koparıyorum ki kökle ilgili bir sorun olursa en azından oradan toparlanma olsun diye. Son olarak o iki sukulenti ekledim ve lav taşlarını yerleştirdim. Bu sukulentler henüz çok küçük ama büyüdükten sonra bunlar gibi kocaman olacaklar. Bu arada bu iki tatlı sukulentim çiçek açmaya başladı. Buradakinin çok tatlı pembe çiçekleri var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Açtığı zaman da paylaşırım. Şu anda pembe pembe görünüyor. Bunlar da bir tık büyüyüp bu seviyeye gelecekler. Onun için çok fazla sıkışık yerleştirmek istemedim. Biraz gelişsinler diye onlara fırsat vermek istedim. Biraz daha toparlandıktan sonra ikinci bir aranjman videosu da hazırlayabiliriz. Onun dışında sizin en sevdiğiniz sukulent nedir merak ediyorum. Bunu da bizimle paylaşırsanız sevinirim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi ilk kez izliyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.